bizim bir atasözümüz vardı. Emeğin karşılığı alın teri yere dökülmeden hemen verilir. Şimdi üretici bütün bir yıl boyunca emekle, çabayla, bin bir güçlükle hasat ettiği ve belki de birçoğumuz için, birçoğu için, birçok fındıkçı için bütün bir yıl geçim kaynağı olacak olan bu ürünün karşılığını teslim ettiği anda belki bir iki, hadi bilemediğiniz 3 gün içinde geri almak ister. Bunun karşılığını almak ister. Bundan da doğal bir şey olamaz. Ama maalesef hükümet edenler, devlet demiyorum, özellikle hükümet edenler artık tefeci mantığıyla hareket ettikleri için bu 21 günde bile kullanacakları o parayı değerlendirmek istiyorlar. Bu zaten çok az bir fiyat verilmiş olan fındığımıza, üreticinin alın terini karşılamayan, sadece ve sadece maliyetini karşılayan bu fındığın fiyatını da 21 gün geç ödeyerek aslında iyice üreticiyi adeta çaresiz bırakıyor. Şuna %100 eminim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ve Millet İttifakı iktidarında fındık gerçek değerini bulacaktır. Nasıl bulacaktır? Şöyle. Bir kere fındık milli bir üründür. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tamamı neredeyse ihraç ürünü olan ve dolar bazında değerlendirdiğimiz bir fındıkla ilgili bir fındık kanunumuz yok. Birkaç defa mecliste Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili milletvekilleri tarafından fındık kanunu teklifi verildiyse de AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bunu bir kere bütün halkımız iyi bilmeli. Fındık kanunu bir, fındıkta ıslah çalışmaları, fındıkta dönüm başına gelir artırıcı işlemler, fındıkta destekler. Bakın çok önemli bir şey var. Tam 8 yıldır, tam 8 yıldır dönüm başına 170 TL doğrudan gelir desteği verilmektedir. 8 yıldır. Neye göre belirleniyor 170 TL? Anayasamızın amir hükmü var. Diyor ki bütçenin %2'si tarımı desteklemeye ayrılır. Peki 8 yıl önceki bütçe neydi? 8 yıl sonraki bütçe ne? %2'sinin karşılığı nedir? Hiç mi artmadı bizim bütçemiz? Kuşkusuz arttı. Artık trilyonlara ulaştı. Peki niye 170 lirada kaldı hala? Bugün 8 yıl önceki 170 lira enflasyon farklarıyla hesaplandığında 520 liranın üstünde bir rakama tekabül ediyor. İşte o zaman üretici gerçekten de hani biraz daha emeğinin karşılığını daha rahat alır diye düşünüyorum. Yani tabii şimdi hani bir dokunup ah bin ah işitmek diye bir şey var. Bana fındığı sadece TM olarak soruyorsunuz ama fındık o kadar kapsamlı bir konu ki oturup saatlerce bu konu üzerinde konuşulmalı. Hatta fındık sadece Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. Esasen fiskobirlik yeniden reorganize edilmeli ve fındık alımları fiskobirlik üzerinden yapılmalı. Bu benim tezimdir. Kuşkusuz tartışmaya açık bir konudur ama tartışılmalıdır. Ben halen daha fiskobirliğin gerçek üretici kurumu olduğu için destekleme alımlarının fiskobirlik tarafından yapılması gerektiğini savunanlardanım. Tabii daha detaylı konuşmalar elbette yapılabilir. Ama şu kadarını söyleyeyim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarında her halükarda fındık kanunu çıkartılacak ve fındık sadece fiyat üzerinden değil. Bakın sadece fiyat üzerinden fındığı da değerlendiremeyiz. Bugün 27 lira verildi. Seneye ne verilecek diye beklenmesinin bir gereği yok. Fındığın tamamı dolar üzerinden olduğuna göre. Çünkü tamamı ihraç. Bu fındık 3,5 dolarla 5,40 dolar arasında değişen fiyatları var. Ortalaması bunu 4,2 dolar falan civarında. Siz dersiniz ki 4 dolar. 4 dolar. Tamam, belirlediniz mi? 4 dolar. Şimdi dolar bazı üzerinden hareket edersiniz. Eğer dolar geri düşerse, ekonomimiz düzelir ve dolar geri düşerse de bu sefer refah payı eklersiniz. Kuşkusuz üretici bir şekilde
sübvanse edersiniz. Çünkü bizim mutlak surette özellikle elimizdeki göç hareketlerini engellemek için tarıma ve bölgemizin en önemli tarım ürünü olan fındığa ve fındıkçıya destek vermemiz gerekir. Bu nedenle de fındıkta mutlak surette milli bir politika oluşturmak ve fındık kanunu çıkartmak gerekir. Özetle son cümle olarak hükümet bugün fındık konusunda sınıfta kalmıştır. Kimilerinin söylediği gibi Cumhuriyet tarihinin en yüksek fiyatı verilmemiştir. TL bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek fiyatı verilmesi demek fındığa en yüksek fiyat verilmesi demek değildir. Çünkü fındık bugün 3,07 fındığın açıklandığı gün hesapladım 3,07 dolardı. Geçen yıl fındık açıklandığında 3,48 dolardı. Dolar bazında gerileme oldu. Dolayısıyla öyle kelimelerle oynayarak hiç kimse kimseyi kandırmasın. Hele aklımızda hiç kimse alay etmesin.